Sevgili izleyiciler, proloterapi konusunu bize İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, aynı zamanda Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki proloterapi polikliniği sorumlusu Profesör Doktor Emel Özcan anlatacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce hemen iletişim bilgilerimizi izleyicilerimize anımsatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, isterseniz arkadaşlarımız şu an ekranda at yazıyla veriyorlar bize Facebook ya da Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz sağlığım için her şey et atvaurupa.tv adresinden bize maille ulaşabilir. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Gene arzu ederseniz 0533 096 72 73 numaralı telefonlardan da bizleri arayabilirsiniz. Evet proloterapi bugünkü konumuz. Şimdi... E, Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntem yönetmeliğini çıkardı ve bu yönetmelik kapsamında proloterapinin de adı geçiyor ve proloterapi aynı zamanda SGK'nın kapsamına aldığı, ödeme kapsamına aldığı tek tamamlayıcı tıp yöntemi. Şimdi birdenbire böyle proloterapi diye bir yöntemle tanıştık. Nedir proloterapi? Nasıl bir yöntemdir? Kısaca tanımlayacak olursak proloterapi vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını uyaran, onarım ve yenileme yapan bir enjeksiyon yöntemi. Yenileyici tedavi yöntemi. Tanımı da kısaca böyle söyleyebiliriz. Yeni bir yöntem ee, derken aslında e, tıptaki ya da kasiskiyet hastalıklarında uygulanışı eski yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok da eski. Ama son yıllarda araştırmalarla e, etkinliğinin ve güvenliğinin gösterilmesinden sonra hızla ilgi kazandı, popülerleşti. Peki şimdi bunu da e, biraz daha açalım. Öncelikle hangi sağlık e, sorunlarında proloterapiden faydalanıyor? Ve enjeksiyonlar dediniz. Enjeksiyonlar deyince ne enjekte ediliyor? Biraz daha yöntemin detaylarını paylaşmanızı rica edeceğim. Çok memnuniyetle. E, kullanım alanı oldukça geniş. Kas iskelet hastalıkları, uzun süreli 3 e, ayı geçen hastalıklarda uzun süre diye kabul ediyoruz. E, hastalık adı olarak söyleyecek olursak, bel, sırt ve boyunda ağrılı hastalıklar, e, fıtık, Bel fıtığı ve diğer yerlerdeki fıtıklar, kireçlenme özellikle diz ekleminde, ayakta ve diğer eklemlerdeki kireçlenmeler, yumuşak dokulardaki zorlanmalar, bağlar, bağlar yapım olarak çok önemli rol oynuyor eklem oluşumunda, çalışmasında. Tendonlar, kirişler dediğimiz kıkırdak tüm bu yapıları yeniliyor doku olarak. Ee, aslında çok yöntem var kasiskiye hastalıklarında. Basit bir ilaçtan başlayın da e, ağrılığı, enjeksiyonlar, çeşit çeşit kortizon uygulamaları, işte akupunktur, fizik tedavi çok çeşitli. Bu tedavi yöntemlerinin etkisi genellikle kısa süreli. Genellikle demeyelim. Hepsinin etki olarak kısa Hı -hı. süreli. Proloterapi'nin farkı kalıcı, uzun dönemde etkili olması. Hı -hı. En önemli farkı yan etkilerinin çok az olması. Ve e, yine önemli ekonomik bir tedavi yöntemi Şimdi, olması. Bu yöntem e, yıllar önce, kaç yıl önce Amerika'da kullanılmış? Yıl sorarsanız yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Ama evet. e, 80'li yıllardan sonra araştırmalarla etkinliği, hele 2000'li yıllardan sonra kanıtlanmış Tıpta kanıt diye bir şey var. Bu da tabii ki önemli, Çok önemli. bir tedavi etkinliği açısından. büyük bir şey arttırıyor. İlgi arttırıyor. Hem hekimler hem hastalar arasında. Şunu sormak istiyorum. Peki enjeksiyon dediğinizde etkisi daha uzun, daha kalıcı e, dediniz. Ne enjekte ediliyor? İlaç mıdır enjekte edilenler? E, şekerli su gibi bir şey diye duydum doğru mudur? Şimdi şöyle e, e, aslında bu proleterapi e, yenileyici tedavi yöntemi dekstroz halk arasında şekerli su o enjeksiyonuyla e, yapılan ilaç olarak e, başlayan ve halen de orijinali proleterapinin bu. E, burada önemli olan e, şekerli su ağrı kesicilerle karıştırılıyor. Şekerli su vücudun doğal bir bileşeni. Hı hı. İlaç olarak da kullanılan hiçbir yan etkisi yok e, ilaç olarak. Önemli olan uygulama tekniği. Onun için mutlaka eğitimli bilen kişinin uygulaması gerekli. Şimdi bazı maketler de getirmişsiniz. <laughs> Biraz maket üstünde bize anlatır mısınız? Şimdi bir enjeksiyon dediğinizde insanların hemen bence iğne mi olacağım ben diye korkanlar da olabilir. Enjeksiyon dediğiniz nereye yapılır? Örneğin cilt altına, cildin hemen alt tabakasına mı yapılır? Eklem içine mi yapılır? Hani bundaki enjeksiyonun yapıldığı bölge de önemli herhalde. Çok önemli. Gösterelim mi? Tabii ki. Ben şöyle sizler için hani en çok uygulanan eklem diz eklemi, diz kireçlenmesi, menüsküsler, bağlardaki sorunlar diye şöyle gösterebiliriz. Hani hastanın işte hazırlanması önemli. Tanısını koyduk. Yapmaya uygun diye karar verdik. Enjeksiyonu yapacağız işlem olarak. Gerekli önlemleri aldık temizlik yönünden, sterilizasyon yönünden. Özelliği birkaç iğneleme yapılıyor. Yani tek bir iğneleme değil. İğneler inceliği, e, uzunluğu e, uygulanan bölgeye göre değişiyor. Diz eklemimiz diye düşündüğümüzde e, bu kemik yapılarımız e, şu bir kasımız, kasımızın yapışma yeri. Şurada bağlar var, dizin iç ve yan tarafında. Bu bağlar yapıda çok önemli. Ee, şurada meniskuslar var gördüğümüz, meniskusların önünde yine bağlar var, kasların yapışma yerleri var. Uygulamayı muayene ile belirliyoruz yeri, hassas olan yerler, uygulama yerlerimiz daha çok da bağların yapışma yerlerine, yukarıda ve şu aşağıdaki. Yapışma yerlerinde özel bir giriş tekniği ile yine yani biraz detay ama onun işte kemiğe değmiş olması lazım. Biraz ağrılı olabiliyor. Biz ön ilaç yapıyoruz ağrı duymasın diye ama belirli yönlere uygulayarak, tekniği uygulayarak e, solüsyonu birkaç yere veriyoruz. E, birkaç yerde burada yapılıyor. Yine eklem içine veriyoruz. Hani e, özel yine hep onu vurgulamak istiyorum. Hani teknik olarak burada önemli yani ilaçlar eklem kadar içine de veriyoruz. Ve, evet, Eklemin ek dışına yapılan e, birçok bölgeye geniş bir bölgeye yapılan e, bir yöntem. E, ne kadar Tedavi? sürüyor bir seans? Uygulama olarak evet. Mı? O biraz uygulayan kişiye bağlı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve hastanın durumuna da bağlı olmak evet. üzere bir e, 20 dakika e, diyebiliriz. Hasta hazırlanması gibi diye düşündüğümüzde yarım saatlik. Bu bir girişimsel Daha, yöntem ama evet. şöyle minimal e, girişimsel yöntem diye geçiyor. Hemen evet. şöyle bir şey evet. yapalım. Pek çok problemde etkili saydınız kas ve iskelet, ağırlık kas ve iskelet. Hastalıkları dediniz, bel fıtığı dediniz, diğer bölgedeki fıtıklar dediniz, benisküs dediniz, kireçlenme dediniz. Mesela gösterdiğiniz makette diz eklemlerine kireçlenme olan bir hasta örneğinden gidelim. Bir seansta yaklaşık 20 dakika sürüyor diyelim. Kaç seansta? Hı? Bu kişinin diz bölgesinde kireçlenmeden kaynaklanan ağrılar e, giderilebilir e, ve iki seans arasında ne kadarlık süre evet. olmalıdır? Şimdi şöyle ağrıyı gideriyor ama bunun etkisi ağrıyı gidermenin ötesinde diğer tedavilerden bir üstünlüğü de farkı da burada yenileme yapıyor. Bağlarda, kıkırdakta, tendonlarda yeniliyor dokuyor e, hücre çoğalmasıyla doku çoğalması işte büyüme hormonunun salgılanmasıyla bu kanıtlanmış. Hadi insanlarda da çalışma var. Böyle bir farkı. Kalıcılığı buradan e, farklılığı. E, şöyle e, yine hastanın durumuna göre değişiyor ama burada diz diye konuştuğumuzda seans olarak 3 ile 6 seans yapılıyor sayı sorduğumuzda. Hasta cevap veriyorsa 3 de 4 kesebiliyoruz. Aralıklı olması önemli. 3 seans, e, yine haftayla e, 4 hafta arasında 6 haftaya kadar da e, olabiliyor yine seyrine göre. E, bu aralıklarla iyileşme burada iyileşmenin e, e, şey ne zaman bitireceğiz diye önemli. Şöyle diyoruz ağrımız %80 azalmış olacak. E, biz hasta, hadi iyileşti dememiz için. tanımlayacak hasta değil mi size edecek? bunu? Tabii tabi, soruyoruz. Evet. Biz muayeneyle de değerlendiriyoruz ama sadece ağrı da değil fonksiyonları da iyileşmiş olacak. hareketli kısıtlıysa hareketi açılmış olacak. İşte yürümesi Bel yaptıysak, omurgaya yaptıysak hareketler iyileşecek, fonksiyonlar artacak, hastanın yaşam kalitesi düzelecek. Peki pronoterapi. şunu öğrenmek istiyorum sizden. Kusura bakmayın araya girdim ama merak ettiğim bir nokta var. Neye alternatif? Yani... E, ee, şunun için soruyorum. Şimdi bir yandan söylediniz fizik tedavi var, başka enjeksiyonlar var, alınan ilaçlar var, girişimsel ağrı yöntemleri var, ameliyat var. Burada prototerapinin yeri e, nedir? Şöyle diye e, tamamlayıcı e, tedavi, alternatif tedavi adı altında geçiyor o, Amerika'daki bu şekilde de böyle tanımlaması. Ama şimdi tıpta yeni bir kavram var. Yenileyici tıp kavramı, rejeneratif medicine dediğimiz. Bu biraz daha geniş ve yeni bir kavram. Proloterapi bu bahsettiğimiz tedavi bu kavram içinde de. Aslında tamamlayıcı diye ama bunu daha ötede kabul ediyorlar. Yani bir tedavi edici yöntem diye. Ne farkı mu var? Örneğin kortizon enjeksiyonu, Dize yapılıyor, dizde tenis, pardon, dirsekte tenisli dirseyi, ayakta aşil tendonu. E, e, alttaki bir iltihaplı hastalıklar oluyor. Hastalık isimlerine de girebiliriz ama bunlarda en çok uygulanan e, enjeksiyon. Enjeksiyon tabi bir girişimdir. Yani evet. Sonucunda e, bir e, ilaç da tabi ilacın da birçok yan etkisi var. Onu da konuşabiliriz ama bir girişim uyguluyorsunuz hastaya. Onun için bir e, miktar ee, bir yöntem girişimsel e, bir yöntem oluyor ağrı kesici. Buradaki farkı mesela kortizon verdiğinizde kortizon da geçici iyilik sağlıyor. Sağlar ama geçici. Bunun yanında kortizonun birçok yan etkisi var. Sistemik yani birçok hastalıkta uygulanamayabiliyor. Ee, yan etkileri var. Her tedavide yan etki tabi var ama bunun bir özelliği de yan etkisinin az olması. Uygulamada ne gibi da yan etkileri zaten var. Pardon. Yan etkileri az dediniz. Ne tür yan Şöyle, etkileri var? Şöyle onu da söyleyeyim. Uygulamada da hemen ilk anda uygulanan bir tedavi değil. Hasta geldiğinde e, ilacını veriyoruz, diğer tedavileri de yapıyoruz. Aslında bu tedavi ameliyat öncesi e, bir e, yöntem e, olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü ameliyatın yeri çok sınırlı hı hı. E, bu bahsettiğimiz hastalıklarda. Öyle bir avantajı da var yöntemin. Farklılığı bu aslında. E, Etkisi mesela geçici etki diyoruz ee, sürüyor kortizonun bir süre sonra geçiyor veya bu duymuşsunuzdur hani kıkırdak yenileyici ekleme yapılan ilaçlar evet. var. Ee, yine bele yapılan mesela kortizon hani girişimsel yöntemler var. Buradaki etki uzun süreli bir yıla kadar çalışılmış ee, etkisi devam ediyor. Böyle bir farkı var. Yan etki neler var dediğimizde i̇şte ilacın kullanımına bağlı yan etki şöyle yok denecek kadar az. Örneğin dextroz kullandığımızda. Şekerli ee, su diyelim. Diye evet kullanılan. Ee, evet. Yani adını o şekilde söyleyebiliriz. Dextros, evet Dextrose evet. o Dextrose doğal bileşenimiz. Yani bizim vücudumuzda da olan bir şey. İlaca bağlı değil de teknikle ilgili yan etkiler olabiliyor. Aslında bu yan etkiler çok basit. Mesela bir kas içine bir iğne yaptınız. Herhangi bir yerinize. Tetik nokta dediğimiz hani çok yapılan hani hemencecik ağır azalsın evet. diye yapılan iğneler. Bunlarla aynı yan etkiler. Teknik olarak görülen yan etkiler, bunlarla aynı. Ama teknik doğru uygulanmazsa, işte bilmeyen, e, deneyimli, e, yeteri eğitimli olmayan kişiler tarafından uygulanırsa iğneye bağlı bir hasar, e, yandaki dokulara e, yapılan bir e, zarar e, verilebilir. Bir e, yan etki değil aslında beklediğimiz bir etki ama tedaviden sonra şikayetleri bir miktar artıyor hastanın. Vücudu iltihap oluşturarak orada bir noktada iltihap hücrelerini oraya çekerek iyileşme sağlıyor. Onun için birazcık şikayetler artıyor. Biz bunu diğer ağrı kesicilerle, iltihap gidericiler değil ama azaltıyoruz. Peki, evet. Peki geleneksel, şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Geleneksel... Tamamlayıcı tıpla ilgili ve alternatif tedavilerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik. Şimdi bu yönetmelik iyi fırsat bilen bazı kişiler olabilir, kaçak çalışanlar da olabilir. Şimdi bu konuda hastaların, hasta yakınlarının bilinçlenmesi çok önemli. Hı. Proloterapi tedavisini kim yapmalı ve proloterapi tedavisi nerede uygulanmalı? Evet şimdi şu şekilde prole tedavi kim yapmalı terapi dediğimiz zaman ben hani okuduklarımızdan e, bilimsel çalışmalardan hep diyor ki bunu bu konuda e, yapılandırılmış bir eğitim alan hı hı. deneyimli e, uygulama yeteneği olan e, becerisi olan kişilerin yapması lazım bazı kurumlar öneriliyor. Amerika için söylediğimizde belirli hmm. kurumlar var. Yapılanmış program, eğitim, tıp fakülteleri ve diğer organizasyonlar. Ama doktorların yapması gerekiyor doktorları, değil mi? Tıp mutlaka. doktorları mutlaka. Ağrıyla ilgili evet. tıp doktorları, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanları, ortopedistler, ağrı ile ilgili bir şifacılar ekimler, değil kesinlikle o, tabii. Zaten tıp dışı doktorlar için yapılmaması gerekti. Tabii. Sağlık Bakanlığının da Türkiye için nasıl yapılacak kimler yapacak diye çalışmaları var. Türkiye'de henüz belirli değil daha çok özel sektörde Türkiye'deki şu anda uygulamalar yani böyle bir güncel tedavi olunca hasta ilgisi de hani bilen veya bilmeyen bir şekilde fazla var Proterapi içinde ama hiçbir Türkiye'de bizim yaptığımız internet çalışmasında diğer araştırmalarda üniversitede ya da eğitim kurumunda, e, uygulanan yapılanmış bir program yok. Biz yani, bu amaçla başlattık. Zaten e, çok önemli. Madem değindiniz biraz onu konuşalım. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde proloterapi e, polikliniği Hı -hı. açıldı. E, nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl başvurmak mümkün? Hem Türkiye'de bizi izleyenler var hem Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın çeşitli yerlerinde izleyenler var. Ne önereceksiniz izleyicilerimize? Evet. Şimdi ağrısı olan, bu ağrının kas iskeletten kaynaklandığı dediğimiz gibi zorlanma olabilir, kireçlenme olabilir. Ee, bağ dokusu dediğimiz bir dokuda gevşeklik, eklem gevşekliği olabilir. Çok çeşitli hastalık e, tanısı konmuş veya konmamış da olabilir. Ağrılı hastanın e, baş polikliniğimize Değerlendirmek üzere başvuruyor. Poliklinik, e, e, polioterapi, polikliniği e, e, şeklinde. Bizim web sayfamız da var fakültemizin, hı hı. ana bilim dalımızın. Oradan da girerek e, belirleyebilirler. Hastayı bir e, değerlendirme e, içinde e, görüyoruz. E, ben e, asistan arkadaşımla birlikte, görevli arkadaşımla birlikte değerlendiriyoruz. E, gerekirse muayeneden e, başka filmini istiyoruz, laboratuvar tetkik istiyoruz. Uygun mu diye muayene ederek ve hastamızla konuşarak. Şimdi Hı? uygun mu deyince son 3 dakika içinde evet. olduğumuz için hemen önemli bir mesaj var. Evet. Bu saydığınız hastalıkların hepsini kendinde gören kişilere bir kere uygun mu sorusu var uygulanmaması gerekli bir takım kişiler de var herhalde evet. değil mi? O çok Kimlere uygulanamaz Kimlere uygulanamaz dediğimizde başka organlardan kaynaklanan ağrılar Birimizde hissediyoruz dizimizde hissediyoruz ama ciddi hastalıklar kanser gibi şiddetli enfeksiyon iltihap gibi hastalıklar akut romatizmal hastalıklar dediğimiz immün sistemi iyileşme sistemi bozuk olan kişiler yetersizliği iyileşme mekanizmalarında yetersizliği olan kişiler en önemli üç e, şey bunu söyleyebiliriz Bir de önemli olan hastaya izah ettiğimizde bunu hastanın kabul etmesi lazım şunu kabul edecek bu birazcık zahmetli bir tedavi e, hasta hı hı. içinde bir miktar ağrısı artabilir bir süreç gerektiriyor bir seferlik tedavi değil e, İzlemek gerekiyor bu şekilde hastanın kabul etmesi ve bizimle uyum içinde olması gerekiyor uygulanmayacağı durumlar Belirli ciddi hastalığı olanlar. Proloterapi uygulamasına e, gelmeden önce yani uygulayacaksınız. Bırakılması gerekli ilaçlar var mı? Dikkat edilmesi gerekenler var mı? Proloterapi tedavisi e, anestezi gerektirir mi? Minikte olsa aç olunması gerekir mi? Ve tedaviden sonra bir miktar kişinin ağrısının e, olabileceğine hatta duydukları ağrının tedaviye bağlı olarak kısa süreli de olsa artabileceğine vurgu yaptınız. Tüm bu durumlarda neler yapılmalı? Sözü size bırakıyorum sonra sizi bölümü kapatacağım. Tamam. Şimdi şöyle e, hastanın e, ağrısının artacağını bilmesi gerekiyor. Bu beklediğimiz bir etki. Bunu e, ağrı kesiciler, basit ağrı kesicilerle bazen hiç gerekmeden iyileşebiliyor hastanın şeyi bu. Ciddi bir hastalığının olmasının olmadığını mutlaka ortaya çıkarılması gerekli. Hekimin belirlemesi e, gerekiyor e, olmadığının. E, kimlere uygulanmaz dediğimizde mesela şeker hastaları bunu çok şekerli su deyip de soruyorlar. Şeker hastalarında da kullanılıyor. E, stabil oldukça gerekirse doktoruna soruyoruz ama kullanılan e, yoğunluk çok az. Onun için etkilemiyor hani şeker hastalığını. Yaş önemli değil. Genç bir insandan mesela çok genç yetişme çağında bu diz ekleminde oskosislerter dediğimiz bir hastalık var. Gençlik döneminde olan çocuk ya yani 10-15 yaşlar arasında onlardan tutun da yaş sınırı yok. Sağlıklı oldukça, genel sağlığı iyi oldukça ve uygulanmaması gereken durumlar bulundukça çok geniş bir aralıkta uygulamak mümkün. Yarar görmeleri, başarı e, birçok hastalıkta başarı gösterilmiş. Ama kanıt dediğimiz bizim tıbbi anlamda e, bel ağrıları, çeşitli nedenlere bağlı var. Kireçlenmeler, dizde, parmaklarda yapılmış çalışmalar var. E, tenisçi dirseği, dirsekteki ve ayaktaki yine kirişlerin, tendonların Peki. hastalıkları gibi böyle geniş bir grupta da kanıtlanmış. Çok teşekkür ederim. Sağlığım için ya, her şeye ediyorum. katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor.